Eğer inme geçirdiğinizi düşünüyorsanız ya da inme belirtilerine benzer örneğin vücudunuzun bir tarafının aniden hissizleşmesi gibi belirtilerden şikayetçiyseniz teşhis için hemen bir tıp doktoruna görünmelisiniz. Doktor öncelikle inme geçirip geçirmediğinize, inmenin şiddetine ve inmeye sebep olan faktörlerin neler olduğuna karar vermeye çalışacaktır. İnme medikal açıdan acil bir durum olduğu için zaman geçirmeden hemen bir sağlık kurumuna başvurmanız gereklidir. Peki, inme nasıl teşhis edilir? Teşhis birkaç adımda yapılır. Doktor öncelikle hasta öykünüze bakarak tıbbi geçmişinizi detaylıca öğrenmek isteyecektir kendiniz ya da kendinizi iyi hissetmiyorsanız başka bir aile bireyiniz doktora neden inme konusunda şüpheleriniz olduğunu ve ne yaşadığınızı anlatabilir doktor bundan sonra hangi belirtileri gösterdiğinizi öğrenmek isteyecektir örneğin çok şiddetli bir baş ağrınız olduysa geçirdiğiniz inme hemorajik inme olabilir ya da kol bacaklarda veya yüzünüzün bir bölümünde ani bir zayıflama ya da hissizlik hissetmiş, görüş ya da dengenizle ilgili bir sorun da yaşamış olabilirsiniz. Doktor hafızanızı, konuşmanızı ve düşünme kabiliyetinizi ölçecek sorular sorabilir. Bunun sebebi inmenin beynin hangi bölümünde meydana geldiğine bağlı olarak bu kabiliyet ve yetilerle yakından alakalı olmasıdır. Belirtilerin yanında doktor inme geçirmenize sebep olabilecek risk faktörleri olup olmadığını da soracaktır. Mesela kronik olarak yüksek olan tansiyon hemorajik inmeye sebep olabileceği için size daha önceden hipertansiyon teşhisi konulup konulmadığını sorabilir. Buna ek olarak atrial fibrilasyon ya da daha önce geçirdiğiniz bir kalp krizi vakası gibi herhangi bir kalp rahatsızlığının bulunup bulunmadığını, kolesterolünüzün yüksek olup olmadığını ya da sigara içip içmediğinizi de sorabilir. Çünkü bunlar inmeye sebep olabilecek faktörler arasındadır. Evet, inme teşhisindeki ilk adım hasta öyküsünü alarak belirtiler konusunda hastanın başından neler geçtiğini tüm detaylarıyla anlamaktır. İkinci adımda doktor hastanın nörolojik muayenesini yapar. Bunun ne demek olduğunu merak ediyorsanız kısaca nörolojik fonksiyonlarınızın muayene edildiği fiziksel bir muayene diyebilirim. Bu muayene esnasında ilmenin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılır. Burada motor becerileriniz yani hareket kabiliyetinizle kol ve bacaklarınızda his olup olmadığı farklı şekillerde test edilir. Buna ek olarak duyma ve görme duyularınız da test edilir. Ve doktor yazı yazmanızı da isteyebilir. Evet, hareket kabiliyetinizle kol ve bacaklarınızda his olup olmadığını kontrol eden bazı testler yapılır. Doktor belirtilere göre ilmenin beynin hangi kısmında meydana geldiğine karar verir vücudun tek bir tarafında ortaya çıkan belirtiler, beynin diğer tarafında meydana gelen bir inme ile ilişkilidir. Örneğin eğer sol kolunuz sessizleştiyse, beyninizin sağ tarafında yolunda gitmeyen bir şey olma olasılığı üzerinde durulur. Yürüme ve denge problemleri ise beyincikle alakalıdır. Gördüğünüz gibi belirtiler ve nerede meydana geldikleri, inmenin beyindeki yeri ile ilgili çok önemli bilgiler içerir. Muayene sırasında doktor, inmeye sebep olabilecek bir kalp rahatsızlığınız olup olmadığını anlamak için nabız ve tansiyonunuzu da ölçecektir. Nabzınızın düzenli olmaması, atrial fibrilasyon göstergesi olabilir. Atrial fibrilasyon, kalp ritminin düzenli olmaması anlamına gelir ve inmeye sebep olabilecek bir rahatsızlıktır. Nabız ve tansiyona ek olarak refleksleriniz de kontrol edilir. Reflekslerinizin olması gerektiğinden daha hızlı ya da hiç olmaması durumları doktora inme ve yeri hakkında önemli bilgiler verecektir. Doktor sizinle ya da bir aile bireyinizle konuşup bu bilgileri topladıktan ve nörolojik muayenenizi tamamladıktan sonra inmenin çeşidini, beynin hangi kısmında oluştuğunu ve şiddetini teşhis edebilir. Bunları takiben kan testleri ve beyin taraması da inme teşhis ve değerlendirmesi için istenebilecek diğer testler arasındadır.